karşılıklı ayrı zaman. Bir muntazı teşrifine gel aman aman. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hepiniz çok iyiydiniz, teşekkür ederim. Sağ ol hocam, sağ ol Sayın Selam. Hayrola Gül, dersi mi takip ediyorsun? Affedersiniz hocam. Af dilemene lüzum yok. Senin gibi istidatlı ve kabiliyetli bir kızı kapının önünde değil, sınıfta görmeyi tercih ederim. Teşekkür ederim. Bu kaçıncı oldu? Yine Meral'i okuldan almamışsın. Sebep ne buna? Önemli bir işim çıktı baba. Hiçbir işin Meral'den daha önemli olamaz. Olmamalı daha doğrusu. Unutma, sen kenar mahalleden Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin kızıyla nişanlanacak değilsin. Senin sözün Altunizadelerin kızı. Böyle zengin ve şerefli bir ailenin kızıyla nişanlamaya zorladığınız için... Selim! Rica ederim bu mevzuyu yeniden tartışmayalım. Ben evimde neşe, sevinç, etrafımda cıvıl cıvıl torunlar isterim. İyi akşamlar. Oo, gelinim gelmiş. Hoş geldin sevgili kızım, nasılsın bakayım? Teşekkür ederim, çok iyiyim efendim. Sen nasılsın Selim? Teşekkür ederim. Niye gelip almadın beni? Özür dilerim, bir işim çıktı. İşi çıkmış. Sen nasılsın? Derslerin nasıl gidiyor? İyi sayılır. Devam et anne. Bu şarkıyı çok seviyorum. Sonu yok Selim. Neden anne? Bu yarım kalan bir şarkıdır. Sonu gelmemiş, sonu tamamlanmamış bir şarkı. O kadar güzel ki, yıllardır dinlerim senden doyamam. Kim bestelemiş bunu anne? Neden yarım kalmış? Bu unutulması gereken bir hikaye Selim. Bir gün anlatırım sana. Sırası gelince. Anne, niçin gene üzgünsün? Senin için yavrum, sen hademelik edecek insan mısın? Ben hayatımdan memnunum anne. İstifade ediyorum konservatuvardan. Hem çalışıyor, hem de müzik bilgimi ilerletiyorum. Hep hademe kalacak değilim ki. Biraz para biriktirince her şey düzelecek, göreceksin. Bir gün öğrenci olarak gireceğim konservatuvara. Para biriktirmek kolay mı kızım? Gırtlağımıza kadar borca gömüldük. Hatta babandan kalan piyanoyu bile satmayı düşünüyorum. Babamın piyanosunu mu?
Onu satmaya nasıl kıyarız anneciğim? O yıllardan beri aramızda yaşayan samimi bir dost. Bizi maziye bağlayan tatlı bir hatıra. Babamdan bize başka ne kaldı ki? Canımızdan çok sevdiğimiz eski bir fotoğraf. Bir de bu eski piyano. Bir de sonu var, başı yok bu yarım şarkı. Tamam mı küçük hanım? Hay Allah! Gene işe geç kaldım. Hep bu yarım şarkının yüzünden. Bir gün çalıştığım sazdan kovulursam bu yarım kalmış şarkı yüzünden kovulacağım. Merhum kocanızın yüzünden. Sizin de muhterem pederiniz yüzünden küçük hanım. İlahi Latif efendi, kocamın ne kabahati var? Onun kusuruna bakma anne! Kemani Latif efendi amca takılıyor sana! Yoksa geç kalmak huyu onun hastalığı! Zorla güzellik olmuyor. İstediğim halde nazik davranmak bir türlü içimden gelmiyor. Hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyormuş! Nesi var kızın, çiçek gibi! Asil, zengin, güzel, daha ne istiyorsun? Bilmiyorum. Kendini beğenmişliği, züppeliği, hoppalığı, hafifliği nefret uyandırıyor bende. Bir ömür boyu nasıl tahammül ederim ona? Anlamam ben! Kızın babasına söz verdim, ölürüm de dönmem sözümden! Dönemem daha doğrusu. Anlatamam nedenini. Hadi Selim, şimdi doğru okula git, Meral'i al oradan. Hatta dünkü kabalığın içinde özür dile. Bunu yalnız sizin hatırınız için yapacağım baba. Kahretsin seni! Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın? Özür dilerim! Özür dilermiş! Bırak sersem daha beter olacak! Seni şikayet edeceğim, kovduracağım buradan görürsün! Uğursuz! Nazlı çiçeğimsin sen.
saklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm. Çok güzel okudunuz, candan tebrikler! Benden alay etmiyorsunuz ya! Ne münasebet! Samimiyetime inanın, sizi büyük bir hayranlıkla dinledim! Sahi mi söylüyorsunuz? Gerçekten beğendiniz mi beni? Çok! Çok güzelsiniz! Sesimi demek istemiştim! Evet, ben de sesinizi demek istedim! Hayatımda bundan daha tatlı, bundan daha berrak bir ses duymadım. Emin olun, sizi çok parlak bir gelecek bekliyor. İnşallah! Belki de Allah söyletiyor sizi. Burada öğrenci olmalısınız. Fakat neden yalnızsınız? Oh, hay Allah! Geç kalmışım. Evet! Neyse! Siz varsınız ya! Müsaade ederseniz sizi götürürüm. Bilmem ki! Beni bu zevkten mahrum etmezsiniz herhalde. Bu kadar nefis bir sese sahip olan güzel bir kız, samimiyetime inanmayacak kadar duygusuz olamaz. Ben diyecektim ki, arabamda söylersiniz diyeceğiniz. Olmaz mı? Sesinizin etkisinden kurtulmuş değilim. Şarkınız bende tertemiz duygular uyandırdı. Bir anlatabilsem. Büyük bir zevk, unutulmaz bir haz, derin bir hayranlık. Kısacası büyülediniz beni. Sesinizle. Teşekkür ederim! Bu kadar güzel bir yüzle, bu kadar güzel bir sesin bir araya geldiğine emin olun, ilk defa şahit oluyorum. Teşekkür ederim! Burada ineyim ben! Bir söz almadan bırakmam sizi! Ne sözü? Bakın, yarın benim doğum günüm. Sizin de gelmenizi istiyorum. Fakat... Yok, yanlış anlamayın beni. Sesiniz vereceğim partiyi renklendirecek. Bu mutlu günüme bir mana kazandıracak. Lütfen kabul edin. Gelirseniz çok sevineceğim, gelmezseniz üzüleceğim. Bekleyeceğim. Kartımı buyurun. Varol Fabrikaları Genel Müdürü Selim Gençer. Önemli bir kişi olmalı bu! Demek seni doğum gününe davet etti, ha? Evet! Hala niye sevinmiyorsun öyleyse? İşte sana yükselmen için büyük bir fırsat! İnsanı şöhrete ulaştıran varlıklı bir çevre ve önemli kişilerin desteğidir ya! Fakat doğru dürüst giyecek bir şeyim bile yok! Senin güzelliğin yeter! Sonra doğum gününe eli boş gidilir mi? Sesinden güzel hediye mi olur? Aptal! Hayrola, sözlünü mü bekliyorsun? Hayır baba, daha önemli birini. Daha önemli birini mi? Evet baba. Gelmeyeceksiniz diye çok korkmuştum. Geldim işte! Ben de çok sevindim. Gelin sizi annemle tanıştırayım. Anne!
İşte sana bahsettiğim gül. Çok memnun oldum kızım. Gerçekten oğlumun bahsettiği kadar nefis bir gülmüşsünüz. Teşekkür ederim efendim. Acaba bu hanım kızla ben de tanışabilir miyim? Tanıştırayım babacığım, Gül Hanım. Memnun oldum kızım. Ben de. Aynı zamanda konservatuvarın en güzel sesi. Aa, bak bunu beğendim işte. Gel de kızım, daha yakından tanışalım seninle. Kimlerdensiniz? Anlayamadım efendim. Yani demek istiyorum ki herhalde tanınmış bir aileden olmalısınız. Oldukça. Böyle olduğunuz her halinizden belli zaten. Pek varlıklı sayılmayız efendim. Tevazu göstermenize lüzum yok. Babanız ne işle meşguller? Babam hayatta değil efendim. Ya, mamafi geride büyük bir servet bıraktığına göre konservatuvarı bitirince Avrupa'ya gitmelisiniz. İlerlemeniz için şart bu. Gül Hanım'ın sesini dinlemek istemez miydiniz baba? Lütfederlerse memnun olurum. İlk şarkınız benim olsun. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni. Bırak boş kalsın beni. Ne kadar büyük bir kabalık olduğunu farkında mısın? Siz de ne kadar komik olduğunuzun farkında mısınız? Meral, rica ederim! Sürpriz ha! Bu mu sürpriz? Söyler misiniz bana, bu hademe ne arıyor burada? Bir hademe, doğru evet, mu? Evet, bir hademe parçası! Kim olursa olsun! O benim misafirim ve davetlimdir. Bence bu sahtekarlığın sebebi önemli. Ben sahtekar değilim. Ben hiç kimseye hademe değilim demedim. O halde burada işiniz ne? Müzik neyine senin? Sen tahta bezinin, kovanın, süpürgelerinin başına dön. Sana yakışan şeyler onlar. Sözlerine dikkat et Meral. Meral Hanım haklı Selim Bey. Buraya gelmekle hata ettim. Burada namusuyla çalışanların ayıplanacağını, emek ve alın terinin horlanacağını hiç düşünmemiştim. Müziğin yalnız zenginlere ait olduğunu bilmiyordum. İstemeyerek rahatsız ettim sizi. Özür dilerim. Gel! Nereye? Yoksa onun arkasından mı gideceksin? Evet, hepinizin namına özür dileyeceğim ondan. Bir hademeden mi? Keşke bir hademe kadar insan olabilsen. Gel! Yalvarırım dur, beni dinle. Senden nasıl laf dileyeceğimi bilemiyorum. Değmez, alt tarafı bir hademe parçasıyım ben. Beni de onlar gibi görme Gül. Müstesna bir insansın sen benim için. Bu duygularımı hiçbir şey değiştiremez. Birbirimizi aldatmayalım. Apayrı dünyaların insanlarıyız biz. İtilmek, kakılmak, horlanmak bizim gibilerin kaderi. Yapılanlar için özür dilerim senden. Onların namına ben utanıyorum inan. Lütfen Gül, lütfen affet.
Senin suçun yok. O halde arkadaşlığımız devam etmeli. İmkansız bu. Babanın hakkı var. Benim daha fazla üzülmememi istiyorsan bir daha arama, görüşmeyelim. Daha fazla küçülmek istemiyorum. Bu zavallı kızın seni bu derece üzmesine şaştım. Bu kadar önemliydi demek senin için. Evet. Herkesten, hepinizden daha fazla. Gül bugün benim şeref misafirimdi. Ona hakaret etmeye hiç kimsenin hakkı yoktu. Sayın misafirler, günün hiçbir anlamı kalmadı. Parti sona ermiş. Özür dilerim. Doğum günüm berbat oldu anne. Çok mutsuz hissediyorum kendimi. Zavallı oğlum! Ne kadar içli, ne kadar duygulusun! Bizim gibi insanların mutlu olması kolay değil. Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kıza rastlamıştım. Ne yazık, o da kırılıp gitti. Bu olay bende eski bir hatırayı canlandırdı. Acı bir hatıra. Yıllar evvel yine böyle horlanarak benim de dünyamdan bir müzisyen kovulmuştu. Uzak akrabalarımızdan fakir bir genç bana musiki dersi veriyordu. Yalıya geleceği saatlerde onu heyecan ve sabırsızlıkla beklerdim. O da bana karşı ilgisiz değildi. Onun geldiğini görünce içim büyük bir sevinçle dolardı. Kendimi onun yanında bir okul öğrencisi gibi hisseder, öğretmenimi ürkek ve çekingen karşılardım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derse hazırlandınız mı? Evet. Hadi dadıcığım, sen dışarıda dur. Burun buruna, diz dize oturma. İcap ederse öksür, ben kapının dışındayım. Peki, olur, hadi. Buyurun. Başlayalım. Peki. Hangi şarkıyı meşkedeceğiz? Al sazını sen, sevdiceğim. Al sazını sen, sevdiceğim. Sen hevesinle. Bir yıl oldu. Hayatımın en güzel günleri bunlar. Senden önce hiç yaşamamış gibiyim. Hayatım seninle bir mana kazandı. Yaşamak seninle güzelleşti. Seni tanıdıktan sonra ruhumda bahar çiçekleri açtı sanki. Seni sevmek ne kadar tatlı bir duygu. Bir bilsin.
Senin yanında dünyanın en mesut kadınıyım. Fakat bu saadet o kadar kısa sürüyor ki. Vuslat bir anlık, hasretse bitmek bilmiyor. Her zaman seninle beraber olmak istiyorum. Ya ben? Gönlüm senden bir dakikalık ayrılığa bile razı olmuyor. İçimde bir eziklik var. Kendimi babanın itimadını, senin masum hislerini çalan bir hırsız gibi hissediyorum. Biz suç işlemiyoruz ki. En temiz hislerle birbirimizi seviyoruz. Sevmek günah mı? Bu böyle devam edemez. Her seven erkek gibi seni babandan isteyecek. Ya vermezlerse? O zaman kaçırırsın beni. Hayır, bunu yapamam. Soyumuzda dile düşmüş kimse yok. Sana kıyamam. Adının lekelenmesine dayanamam. Gerekirse bağrıma taş basarım. Beni görmek istediğinizi söylediler. Hayrola, bir maruzatınız mı var? Müsaade ederseniz efendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Efendim, lütfen bunu bir hafiflik olarak telakki etmeyin. Şu anda belki sırası değil ama... Evet! Cüretimi mazur görün. Şayet layık görülürsem... Devam edin, devam edin, susmayın! Allah'ın emriyle... kerimenizi isteyecektim. Efendi, efendi! Çıldırdınız mı siz? Bu büyük cesareti uzak akrabalığımızdan alıyorsanız, şaşarım size! Bana mesleğinizi söyler misiniz? Musiki muallimiyim, müzisyenim efendim. Mesleğinizin alafranga ismini söylemekle mahiyeti değişmez. Yani çalgıcısınız. Peki, kızıma neyle bakacaksınız? Çalgı çalarak mı? Evet. Buyurun! Hesabınızı da yarın gönderirim. Aramızdaki hesap hiçbir zaman ödenmeyecek paşa efendi. Defol küstah! Baba! Sevgilim, yaralı bir kartal gibi başı önüne düşmüş, köşkü bir daha dönmemek üzere terk ediyordu. Öylesine perişan, öylesine mahvolmuş bir haldeydi ki... ona bakarken yüreğim acıyla burkuldu. O günden sonra onu bir daha görmedim. Bütün umutlarım kırılmıştı. Onu çok seviyor, bir türlü unutamıyordum. Bir müddet dünyanın en büyük ıstıraplarıyla kıvrandım. Durmadan adını sayıklıyordum. Hayali gözümün önünden gitmiyordu. Bu sırada savaş patladı. Onun da askere alınmış olduğunu öğrendim. Benimle son bir defa gizlice vedalaşmaya gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korkuyordum ki. Vaktimiz dar, bu gece gidiyor. Bu gece mi? Evet. Sana bunu vermek için geldim. İkimiz için besteliyordum. Ne yazık ki o da aşkımız gibi yarım kaldı. Bu gece buraya seni son bir defa görmeye, hasretle kucaklamaya geldim. Nereye gidersen git unutmayacağım seni. Ölürsen duvaksız kalır, yaşarsan kulun kölen olurum. Cepheden mektuplarını bekleyeceğim. Elveda sevgilim! Osman! Seni bekleyeceğim! Aradan yıllar geçti. Savaş bitmiş, yurdumuz güzel günlere kavuşmuştu. Kavuşmuştu ama ondan hiç haber alamadım. Kırılan gururu aramıza bir uçurum gibi girmişti. Kötü kaderime boyun eğdim. Talihim benden esirgediği mutluluğu sana ve babana vermeye çalıştım. Bu besteyi tamamladı mı dersin? Bilmiyorum yavrum. Babam, bu bestenin ilk kısmını ne yaptı acaba?
Çok aradım, bulamadım yavrum. Sonu olduğuna göre mutlaka bir baş taraf olması gerekmez mi? Herhalde yarım değildir yavrum. Size bundan hiç bahsetmedi mi? Hayır. Ben bu besteyi eski evrakları içinde bulmuştum. Bir gün baş tarafı nerede diye sordum. Her seferinde cevap vermek istemedi. Nedense. Yazık. Kısacık ömrü gibi en güzel eseri de yarım kalmış. İstemeyerek seni de üzdüm anneciğim. Benim üzüntüm sensin Selim. Beni üzen kader çizginin benimkine benzemesi. Ben kadındım, çaresizdim. Hiçbir şey yapamaz, sevdiğimin peşinden koşamazdım. Ama senin için öyle değil yavrum. Erkeksin sen, güçlüsün. Fakir de olsa sevdiğinin ardından koşup mutluluk ufuklarını açabilirsin önüne. Haklısın anneciğim. Bırakmayacağım onu. Yavrum. Mutluluğum biraz da senin eserin olacak. Onun en güzel eseri sendin yavrum. Seni ne kadar çok severdi. Küçücük ellerini avucunun içine alıp bu minik eller acaba hangi saza ses verecek derdi. Zavallı babacığım. İyi ki hayatta değil. Bu ellerin ne işler yaptığını görseydi herhalde kahrolurdu üzüntüsünden. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bırak bilmeyelim. Uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim. Yaşamak ne kadar güzelmiş. Bunu seni tanıdıktan sonra anladım. Ben de. İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti. Sevmek, seni sevmek ne kadar güzel bir duygu. Bir bilsen. Ne garip, sanki daha önce buralardan geçmiş gibiyim. Seni ilk gördüğüm an ben de böyle bir duyguya kapılmıştım. Sanki seni çok eskiden tanıyor gibiydim. Ben de. Ah, oh, cennet gibi bir yer. Güzelliği insanın başını döndürüyor. Bütün çocukluğum buralarda geçti. Ne garip, bu ağaçlar bana hiç yabancı gelmiyor sanki. Koca ağaçlarım. Benim çocukluk dostlarım, güzel günlerimin hatırası. Bir rüya görüyor gibiyim. Rüyaların en tatlısı aşk. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli. Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni. Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi bu tatlı rüyada. Rüyalar.
Maşallah, pek erkencisiniz küçük hanım. Hı? Latif amca! Gözüme uyku girmedi. Merak ve endişe içinde seni bekledim. Neden? Kimle beraber olduğumu biliyordun ama. Biliyordum. Bilmeseydim gecenin bu saatinde geldiğin için kulaklarını çekmez miydim senin hiç? Siz daha yatmadınız mı baba? Saatin kaç olduğunun farkındasın herhalde. Neredeyse sabah olacak. Artık sizin de benim çocuk olmadığımı farkında olmanız lazım. Evet. Belki çocuk değilsin ama işini ve Meral'i ihmal etmene ne buyurulur? Kız durmadan telefonda seni soruyor. İş konusunda haklısınız ama lütfen artık Meral'den bahsetmeyin bana. Meral'den bahsetmeyin ne demek? Sözün senin. Yakında hayat arkadaşın olacak. Özür dilerim baba. Onunla evlenemeyeceğim. Sebep ne? Sevmiyorum onu. Dünyada sevgiden daha önemli şeyler vardır. En iyisi bu bahsi kapatalım baba. İyi geceler. Hesaplar benden gitti. Öyleyse patlayıncaya kadar içeriz. Parasını acımayın. Nasıl olsa kumarda kazandı. Kumarda kazanan aşkta kaybedermiş. Öyle değil mi çocuklar? Kollarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş. Avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim. İlahımsın, sevgilimsin. Sen benim... Aa, ne oldu buna çocuklar? Hadi gidip bakalım. Aa. Evet, buyurun. Aa, sen misin Meral? Söyle kızım, seni dinliyorum. Evet. Evet. Ya. Emin ol, her şeyi düzelteceğim kızım, söz veriyorum. İyi geceler yavrum. Senden ayrılmak ne kadar zor. Beraberken zaman su gibi akıp gidiyor. Yalnız kalınca da geçmek bilmiyor. Yarın aynı yerde bekliyorum. Bizim ağacın altında. Hı hı, geleceğim. Niyetin nedir?
Daha açık konuş! Gül'ü seviyorum. Onunla evleneceğim baba. Sen kendini mahvetmek istiyorsun anlaşılan! Bu budalalığın bize tam 5 milyona patlayacak! Ben aşkımı parayla değişmem! Anlamıyorsun! Ticari durumum kötü, iflasın eşiğindeyim! Durumumuzun düzelmesi senin Meral'le evlenmene bağlı! Şerefimi kurtarmak için ölmekten başka çarem yok! Tercihi yapmak sana kalıyor! Ya o kız... ya da... babam! Kararını ver! Şerefsiz yaşayamam ben! Unutma ki, ölümümün tek sorumlusu sen olacaksın! Peki baba, siz kazandınız! Teşekkür ederim oğlum! Şerefiniz kurtuldu baba! Kurtuldu ama... benim bütün mutluluğumu alıp götürdü! Selim benim her şeyimdir! Ayıramazsınız beni ondan! Gerçekler acıdır ama daima doğru konuşmayı sevmişimdir kızım! Bütün yaşantısı bu kenar mahalleden öteye geçemeyen... sizin gibi bir kızın... koskoca varolların köşküne gelin gidebilmesi... hatta bunu düşünmek bile komik bir durum! Fakat biz seviyoruz birbirimizi! Sevmek? Yaşadığımız zaman için ne kadar gülünç bir kelime! Sevgiden daha önemli şeyler var hayatta! Dünya sevgiyle dönmüyor, sevgiyle halledilmiyor hiçbir şey! Akıllı bir kız oldunuz muhakkak! Fakat oğlumun sizin için zengin bir nişanlıyı... büyük bir serveti tepecek kadar aptal olabileceğini sanmıyorum! Zengin bir nişanlı mı? Evet! Olamaz böyle bir şey! Oğlunuzla ben nişanlıyım! Parmağımda onun yüzüğünü taşıyorum! Onun yüzüğünü mü? Anladım, oğlum alay etmiş sizinle! Besbelliği gönlünü eğlendirmiş! Gerçeklere dönelim kızım! Kararımız kat'i! Selim, Meral'le nişanlanmaya kararlı! Ve bu kararından hiçbir kuvvet onu döndüremez! Fakat... size bir baba gibi nasihat edeyim! Bu oyuna bir son ver kızım! Sonra çekeceğin acı daha da tahammül edilmez olabilir! Senin iyiliğin için söylüyorum! Ölebilirdim acımdan! Gelmeyebilirdim de! Gelmeyebilir miydin? Evet Gül! Evleniyorum be! Bunu söylemek için geldim buraya! Beni anlamanı, beni unutmanı istiyorum! O kadar kolay mı bu? Değil, biliyorum! Fakat yol yakınken dönmek, inan ikimiz için de hayırlı olacak! Zaten... aramızda telafisi imkansız önemli bir olay da geçmedi. Sevgi dediğim şey... bir bahar sarhoşluğuydu, geldi geçti. Artık... ikimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak... aramızdaki uçurumu görmek zorundayız. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni. Ne yazık ki gönlümüzü yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim. Hadi hayatım, gidelim artık! Mutlu olmanı dilerim!
Durun biraz. Alın bunu. Layık olan parmaklara takarsınız. Artık bırak ağlamayı! Biliyorum başına gelen kolay değil ama her acıyı herkes senin gibi karşılasaydı mutlu insan kalmazdı yeryüzünde! Başka ne yapabilirim? Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Latif amca derim bana! Benim sesim güzel derim! Allah için de güzel! Ben seninle beraber çalışmak istiyorum derim! Yükselmek istiyorum derim! Meşhur olmak istiyorum derim! Bana kalırsa, sevgini şarkılarında unutmaya çalış. Şarkılarla teselli et kendini. Olur mu dersin bu anlattıkların? Niçin olmasın? Patronum, bütün kaba görünüşüne rağmen çok iyi bir insandır. Methettiğin kadar varmış. Ya, çok iyi bir aile kızıdır. Şimdiye kadar hiç böyle yerlerde çalışmadı. Gene de çalışmazdı ya, benim hatırım için, ben buradayım diye. Ne yaparsın? İhtiyaç meselesi, bir anacığı vardı abicim ya. Gerçekten çok güzel. Sen onun bir de sesini dinlesen, mest olursun vallahi, mest ya. Hazır ol, dinleyecek galiba. Gelsin lan! Bir dinleyelim bakalım. Hemen gel. Saçın yüzüme değse, telini kıskanırım. Birine söz söylesen, dilini kıskanırım. Saçın yüzüne değse, telini kıskanırım. Birine söz söylesen, dilini kıskanırım. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Ne güzelim. Sakın takma göğsüne, gülünü kıskanırım. Seni saran kemerden, belini kıskanırım. Sakın takma göğsüne, gülünü kıskanırım. Seni saran bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Thank you.
kadar olur işte. Tebrikler Gülcüm, harikaydın. Gel bakalım Gül Sultan, seninle konuşacaklarım var. Şuraya bir imza at, üst tarafını katip doldurur. Tabii tabii. Ne iyi adam ya Rabbi. Artık bu dükkanın malısın. Başka hiçbir yerde çalışmak yok. Ben de ilk mukavelemi böyle imzalamıştım. Yazık oldu. Ne? Yüzüme bak. Niye olduğunu anlarsın. Bizim eski yanıklardandır. Çok meşhurdu bir zamanlar. Ünlü bir kantocuydu. Senin ne işin var buralarda? Niye imza attın o kağıda? Çalışmam lazım efendim. Ha. Mecburum. Bahanedir o. Biz de öyle kandırdık kendimizi gençliğimizde. İnsanın içine sahne kokusu işlemeyiversin. Kolay kolay çıkmaz. Alkışları duymadın mı? Boş ver o sarhoş alkışlarını. Ben rahmetli Naşit'le sahneye çıktığım zaman yer yerinden oynardı. Hepsi geçiyor bunların. Sarhoş maskarası oluyorsun sonunda. Sarhoş masalarına meze oluyorsun. Bana kalırsa hata ettin. Burası sanat yeri değil yavrum. Anlıyorum efendim. Nasihatlarınıza teşekkürler. Üzülmeyin. Ne sarhoş masalarına meze olacağım, ne de ahlaksızlara kul köle. İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti. Seninle uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim. Ömrüm boyunca yalnız seni seveceğim, yemin ederim. Bir rüya görüyor gibiyim sanki. Rüyaların en tatlısı aşktır. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli. Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni. Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi tatlı rüyamızda. Buyurun. Benim şekerim. Ne diyorsun? Sahi mi? Demek şarkıcı olmuş hasbam. Peki nerede okuyormuş? Çok güzel. Bilemezsin bu haber beni ne kadar sevindirdi. Tabii, tahmin edemeyeceğin kadar önemli. Teşekkür ederim şekerim. Güle güle Caniko. İyi akşamlar efendim. İyi ki geldin kızım. Biraz dışarı çıksanız Selim'le, şöyle değişik bir yere. Anne! Rahatlarsın diye düşündüm. Anlıyorum efendim, üzülmeyin. Ben böyle bir yer biliyorum. Çok eğlenceli. Çok sürprizli bir yer. Ne diye getirdin beni buraya? Biraz sabırlı ol, şimdi görürsün. Çatılmış kaşlarınla, kime düşman gibisin? Çatılmış kaşlarınla, kime düşman gibisin? Gözünde yaşların var, belli düşman gibisin. Hiç kimse bil kalbindeki yerini, ağlamaz hiç kimse bil kalbindeki yerini. Rastlarsan bir gün bana, gizleme gözlerini. Nazar mı değdi? Şimdi anlaşıldı, başkalarının ısrarıyla alay etmek yakışır mı sana? Yürü gidiyoruz.
Deniz, yani sen hayat! Hı hı. Ve Sayın Latif... Yanık yay, hay bu da ben! Önemli bir iş konuşmak üzere... sizleri yarın saat 14'te... yazıhanemde bekliyorum, saygılarımla. Bu da bize! Gazinocular kralı... Bahri Kaplan! Evvelki gece dinledim sizi. Samimi söylüyorum, sesinizin hayranı oldum. İnanın bana, ömrüm boyu bu kadar güzel bir ses dinlemedim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. İltifat buyuruyorsunuz efendim. Sizleri rahatsız edişimin sebebi, gazinonda çalışıp çalışmayacağınızı sormaktı. Mümkün mü acaba? Bu bizim için büyük bir iltifat olur efendim! Öyle değil mi Gül, söylesene tabii de! Evet! Burada çalışarak büyük sükse yapmanızı... layık olduğunuz şöhrete kavuşmanızı istiyorum. İnşallah! Gül hanım için... gecede 1000 lira. Sizin için de gecede 250 lira vermeyi düşündüm. Ne dersiniz? Vallahi ne diyeyim, bilmem ki, biraz... Evet, biraz az biliyorum ama ileride... Yo, onu demek istemedim, yanlış anlamayın, yalnız benim biraz kalbim vardır da... Üzülmeyin, ileride bu ücreti daha da artırırım. Ya. Anlaştık mı? Anlaşmamamız için ortada hiçbir sebep yok tabii! Siz de kabul ediyor musunuz Gül Hanım? Tabii. Evet efendim, teşekkür ederim efendim. O halde sizi haftaya bugün aynı saatte burada bekliyorum. Niçin? Anlaşmayı imzalamanız için. Ha, imza için tabii, haftaya bugün! İmza için tabii buradayız, haftaya bugün buradayız, imza için! İyi günler efendim! Haftaya bugün! İmza için, imzaya bugün, haftaya bugün! Tabii! Emirleriniz yerine getirildi. Derhal gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Bu konuda hiçbir fedakarlık esirgenmesin. Masraflar aynen tarafımdan ödenecektir. Siz merak etmeyin. Gül Hanım'ı en iyi bir şekilde lanse etmek için... ne mümkünse yapılacaktır. Benimle kontratı var. Gül buradan başka hiçbir yerde çalışamaz. Bu kontratı feshetmek için ne istersiniz acaba? 10.000 lira. Buyurun. Anlaşmayı Gül Hanım'a iade edersiniz. Benden de bahsetmek yok. Bu para böyle bir hizmet için az gibi geldi bana. 10.000 demiştiniz. Şimdi de 50.000 diyorum. Aşağı kurtarmayacağını yeni anladım. Malum ya, son zamanlarda her şeye zam yapılıyor. Benim de sizden biraz zam istemek hakkım galiba. Haklısın, bu işe de biraz zam yapmak lazım. biraz fazla oldu ama kusura bakma. Üstünü işletme vergisine sayarsın. Gecede 1000 lira ha? Kulaklarıma inanamıyorum. Demek bütün borçlarımız ödenecek, sıkıntılarımızdan kurtulacağız ha? Artık sıkıntının lafı mı olur Valide Sultan? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet! Haftaya zengin oluyoruz, ha? Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım Latif amca. Çalıştığımız sazın sahibi ne diyecek, o ne olacak? Sahi yahu! Bak bu benim hiç aklıma gelmemişti. Allah kahretsin, herif de lanetin biridir. Kim bilir ne güçlükler çıkarır bize. Çıkarır ki çıkarır! Biz de bu talih varken her şey olur kızım! İster misin sonunda gene 30 lirayı ömeye, yay talim edelim? Sizin yükselmenize engel olacak kadar taş kalpli değilimdir. Kontrat aramızda sadece bir formaliteydi. Buyurun, kendi elinizle yırtabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz, utandırdınız bizi. Yani şimdi tazminat falan istemiyor musunuz? Rica ederim Latif Bey. Latif Bey mi? Ah yarabbi, ne kibar adammış bu! Sizleri zirvelerde alkışlamam en büyük sevincim olacak. Abicim, meğer sen ne vicdanlı adammışsın, elini öpeyim abicim. Allah gönlüne göre versin, Allah ne muradın varsa versin. Allah kalbine göre versin abicim. Gözüne ne oldu abicim?
gölgende ise senden af dileyim. İyi akşamlar. İki saatten beri beni gelip alacaksın diye evde bekliyorum. Gelemedim. Özür dilerim. Söz veriyorsun, durmuyorsun sözünde. Yalvarırım içime. Her şey bu içkinin yüzünden oluyor. Uzaklaştırıyor bu içki ikimizi birbirimizden. Bizi birbirimizden uzaklaştıran gerçek sebepleri bir bilsin. Çok değiştin Selim. İhmal ediyorsun beni, hakkın yok buna. Ben bu türlü horlanmaya alışık değilim. Tahammül edemem bu ilgisizliği. Seviyorum seni Selim. Beni anlamaya çalış. Hiç olmazsa duygularıma samimiyetle cevap ver. Bir şeyler söyle hiç olmazsa. Yalvarırım içme, içme diyorum. Artık bıktım her şeyden. Alkolik olacaksın bu gidişle. Ömrümü bir ayyaşla geçirmeye niyetli değilim ben. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun. Çevreme rezil olmaktan çekinmesem şu anda fırlatır atardım yüzüğünü suratına. Bu davranışlarının sebebini biliyorum. Tabii biliyorum. Bilmemem için aptal olmam lazım. Aptal değilim ben, anlıyor musun? Aptal değilim. Aklımın o hademe bozması, şarkıcı paçavrasında olduğunu çok iyi biliyorum. Yalan mı? Ha? Yalan mı söylüyorum? Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el alır gider. Kimi kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yası, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yası, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.
Aman Allah'ım, güllere bak, güllere, ne şahane güller! Ama ne yazık ki, her zamanki gibi üzerinde ne bir kart var, ne de bir isim! Kim olabilir dersin? Bilmem, belki de bir hayranındır. İsmini neden gizlemek lüzumunu hissediyor o zaman? Kim bilir, herhalde sana aşıktır. Latif amca! Yalvarırım, bir daha aşktan bahsetme bana! Selim! Ne olur Selim, bu kadar içme yavrum! İçmezsem çıldırırım anne, bundan başka tesellim kalmadı elimde. Meğer ne kadar zor, ne kadar acıymış sevmek! Hala unutamadı. Adam da sevgisine layık olsa canım yanmayacak. Aslında peşinden kimler koşuyor bir bilsen! İnsan gönlünün sevdiğini ister, peşinden koşanı değil. Oo, öyle deme! Hele her gece kırmızı güller gönderen biri var. İşte o, ya prenstir ya da paşazade! Nereden anladın? Oo, içime doğar benim! İşte o adam, bütün çektiklerini unutturacak güne göreceksin! İnşallah! O günleri bir görebilsek... Kızımın saadetinden başka hiçbir beklediğim kalmadı hayattan.
Sensiz yapamaz. Sana döndü. Öylesiye seviyorum seni. Yazık ki çok geç kaldın. Yakında evleniyorum. Evleniyor musun? Kiminle? Gül! İşte müstakbel eşim Kemani Latif Bey. Aynı meslekteniz. Yükselmemde, bu duruma gelmemde bana çok büyük yardımları oldu. Ayrıca... kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. Rahatsız ettim. Müsaadenizle. Mutluluklar dilerim. Çok mu seviyorsun onu? Çok! Canımdan çok! Neden yaptın bunu öyleyse? Onu kendimden uzaklaştırmak için! Mecburdum buna! Gururumun daha fazla yaralanmasına tahammülüm yok artık! Bak, kırmızı güller gene gelmiş! Bakarsın bir gün sahibi de çıkar gelir! O zaman, bak nasıl mesul olacaksın, göreceksin! Geçti artık Latif amca! Bundan sonra mutlu olamam ben! Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım, ne esirin olacağım. Yeter olur mu be? Keyfimize en kıyak yerinde limon sıktım be! Çağırmayayım dedim! Çalarsak ne olurmuş? Var mı başka bir sözünüz? Çağırmayacak dedim! Öyle bir sevgi... Haftadan beri neredeydin yavrum? Ne hale gelmişsin oğlum? Sen bu duruma düşecek bir insan mıydın? Gül, evleniyorum sen. Benim Gülüm başkasının oluyormuş. Artık dayanamayacağım anne. Yaşamak bile zor geliyor bana. Bu aşk sonunda öldürecek beni! Öldürecek anne! Buyurun efendim! Kimi aradınız? Gül Hanım'ın evi değil mi? Evet efendim! Kendisiyle önemli bir konuda görüşecektim de...
Dışarıdalar efendim. Buyurun oturun, bekleyin. Neredeyse gelirler. Teşekkür ederim. Bana mazinin duygulu bir hatırasını getirdiniz. Bugüne kadar çözemediğim bir muammaydı bu. Ben de yıllardır elimdeki yarım bestenin sonunu merak ettim. Ama şimdi sevinçliyim, huzurluyum, çözüldü her şey. Aslında ikimiz de bu güzel bestenin eksik birer sayfalarıyız. Eserin bütünü onun kızıdır. Kızım, ne güzel! Mazi çocuklarımızda devam ediyor sanki. Anlayamadım efendim. Benim de bir oğlum var. Kızınızı umutsuz bir aşkla seviyor. Çılgınca seviyor. Yoksa siz... Evet, Selim'in annesiyim. Niçin umutsuz dediniz? Çünkü... kızınız bir başkasıyla evleniyormuş. Hayır! Katiyen! Yok böyle bir şey! Bu bir oyundu. Gül oğlunuza hak ettiği bir dersi vermek istedi. Anlıyorum onu. Fakat oğlum Gül'ü bir an bile unutmadı. Aralarında geçenler onun değil, babasının hatası. Aksine Gül'ü bulunduğu mevkiye getiren, ona her gün kırmızı gülleri gönderen... hep oğlumdu. Anlaşıldı. Gül'le birlikte başladığımız oyunu ben bitireceğim. Bu benim boynumun borcu oldu. Müsaadenizle! Nereye? Selim'i aramaya!
defa kırmızı gülleri kendim getirdim. Selim! Kabul edersen çok sevinirim.